birlikte neler yaşadım biliyor musun köpek? Hı? Nereden biliyorsun? Aç kaldım, uykusuz kaldım. Aşık oldum, terk edildim. Sonra çok uzaklara gittim. Sonra geri döndüm. Sana geldim İstanbul diyerek sığındım buraya. Farkındayım. Bakışlarından belli. Ne dediğimi anladın. Sen de İstanbullusun. Hı? Adın ne? Yok. Adın yok. Assız köpek. Sana bir sır vereyim mi? Bundan sonra temelli gidiyorum. Temel. Dönmemek. Ne oluyor abi, köpekle mi konuşuyorsun? Yo, arkadaşımla evlilikçi. Gel bakayım, gel bakayım sokak köpeği. Gel, gel. Al bakayım. Ama peşimden gelmeyeceksin ha. Yok, çekerim kulağı. Senin peşinden değil, dürümün peşinden gelir. Yokluğumda beni özleyecek misin evlilikçi? Bilmem. Hele sen bir git de düşünürüz. Bu film iyi giderse seni yanıma alırım. Yok abi, sağ ol. Benim Almanya'dan ağzım yandı bir kere, yok. Ama bu sefer durum farklı. Asistanım olursun, resim çalışmalarını sürdürürsün, işlerimiz iyi giderse ver elini yeni dünya. Yok, Amerika'ya mı gidiyoruz yoksa? Bu filmden sonra Hollywood beni fark etmekte gecikmez. Hayal etmesi bile güzel ama neden olmasın? Niye olmaz? İnsanın hayatı bir günde değişiyor. Kurtuluruz şu küçük bujuvaların dünyasında. Nereye gidersem gideyim, bu İstanbul'u unutmak mümkün değil. Bir inci için istediğinde neyse, bu şehirde benim için o. Kağıt kalemim var mı? Kalemim var da kağıdım. Yaz. İnci'nin anasıdır İstinye, benim anamsız İstanbul. Bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi. Yuvasından uçan kuş misali, uzaklara gidiyorum İstanbul. Bundan sonra beni arada bul. Buradayım Nazan. Ne oldu Şükrücüğüm? Niye kalktın? Yok bir şey, uyuyamadım. Ne düşünüyorsun Şükrücüğüm? Söyle hadi, niye üzülüyorsun? Hiç Nazan, yok bir şey dedim ya. Var sende bir şey var. Günlerdir aklın başka yerlerde. Bizden sakladığın bir şey var. Söyle hadi. Gürkan Hanım'a gittim. Eğer mısın diye sana söylemek istemedim. Beni hastaneye gönderdi. Ne oldu? Bazı tahliller yaptırdım, yarın alacağım sonucu. Ah Şükrücüğüm. Çocuk gibisin deyince de kızıyorsun. İnsan böyle şeyi ailesiyle paylaşmaz mı? Hiçbir para etmez. Yazıklar olsun. Buncayı boşuna çekmişiz. Ne oluyor? Kim var orada? Sabri Bey, kalkın. Neredesiniz Sabri Bey? Efendim, bu şeyin kocanızı tanımadınız mı? Tanıdığım için bağırıyorum efendim. Hırsız sizsiniz. Anneciğimden kalan altınları çalıyorsunuz. Ne altını efendim, neden bahsediyorsunuz siz? O zaman ne arıyorsunuz burada efendim? İşte gözlerinizle görün bakalım ne aradığımı. Eski tahviller tedavülden kalkmış. Paralar küflenmiş.
bozukluklar, bir sürü işe yaramaz ıvır zıvır. Öyle de olsa efendim hakkınız yok anneciğimin eşyalarını karıştırmaya. Böyle gece yarısı benden gizli. Efendim siz onlara dokunmayı içim götürmez dediniz de o yüzden vallahi kötü bir niyetim yok. Rahmetli'nin evraklarına bakıyordum. Veraset işlemleri için. İnanmıyorum efendim size. Gözünüzü para hırsı bürümüş. Haksızlık ediyorsunuz efendim. Ben öyle bir insan değilim. Fıst! Nereden çıktın şimdi gece vakti? Hem de vur. Ne oluyor İbnici? Bence yine kavga ediyorlar canım abi. Kavga mı ediyorlar? Sakın bulaşmayalım. Hadi çıkar anahtarı. Sallanma. Hadi çıkar çıkar. Sessiz. Abi sen hem sessiz oluyorsun hem de beni telaşa sokuyorsun. Vır 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 konuşuyorsun. Gül. Uyudun mu? Tamam, sen de yastığa kafanı koyar koymaz uyuyorsun ha. Ne yapayım Cafer Bey? Sabahtan akşama kadar canım çıkıyor koşturmaktan. Açık dönsene bu tarafa. Gel. Açık şey. Gel gel gel. Ay, rahat bırak ben. Uyuyacağım. Ya yine uyursun. Açık dön bu tarafa Gül. Gel yaklaş biraz. Hiç ha. Rahat vermiyorsun insana Cafer ya. Tamam. Tamam. Kim o şimdi gecenin bu vakti? Oh. Al işte bak beni uyutmaz mısın? Babacığım kapıcı kapıcı. Öf. Bıktım ama bıktım. Kapıcı mıyız dert babası mıyız bilmiyorum. Ay. Ay. Öf. Aman. Ay. İsyan ettirecekler sonunda ben. İsyan. Bir anahtara sahip çıkamıyorsun. Bu ne dikkatsizlik? Senin anahtarın nerede Cenab abi sorabilir miyim? Cevap ver. Kabahatlısın. Bak çekeceğim. Vazifemiz. Kusura bakma Cafer'cim. Bir daha olmaz. Sabiciğim karısıyla kavga mı ediyor? Kavga mı? Bilmem efendim ben bir şey bilmiyorum. Bu saatte ikisi de ayakta. Bana sorarsan bir şeyler oluyor. Şşş. Yavaş konuş Cenab abi. Kapının aralığından Sabri Bey bizi dinliyor. Dinliyor valla domuz. Öyle mi? Bizi mi? Efendim iyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kusura bakmayın Sabri Bey, siz de rahatsız ettik. Anahtarımızı unutmuşuz da. Aman efendim, estağfurullah. Nereden böyle bu saatte? Öğrenmesi için çalmam doğrusu. İstanbul'u gezmeye çıktık canım. Bir tür veda gezisi. Bir film teklifi aldım. Yakında Almanya'ya gidiyor. Aa efendim, biz de duyduk. Çok sevindik, hayırlı olsun. Arayacağız sizin gibi kiracıları. Aha, ben bir yere gitmiyorum Sabri Bey. Sadece Cenab abim gidiyor. Öyle mi efendim? Çok özleyeceğiz Cenab Bey. Sağ ol canım içi. Duygular karşılıklı. Ah, iyi akşamlar Cenab Bey. Tebrik ederim. Bir Amerikan filminde başrol oynuyormuşsunuz. Çok incesiniz hanımefendi. O da olacak inşallah. Ama bu Amerikan değil, Alman filmi. Ünlü yönetmen Wim Wenders çekiyor. Olsun efendim. Yine de çok sevindik sizin adınıza. İftar ediyorum vallahi. Zaten biz de yakında Almanya'ya gitmeyi düşünüyorduk. Almanya mı? Vay be. Ne Almanya'sı efendim? Nereden çıktı şimdi Almanya'ya gitmek falan? Ben çoktandır düşünüyordum. Kararımı verdim. Annemin evini satar satmaz gideceğiz. Siz de kendi kendinize böyle acayip kararlar vermeyin efendim. Kocanız yanınızda dururken. Yok Almanya falan. Siz bana karışamazsınız efendim. İstemiyorsanız siz gelmeyin. Siz bilirsiniz Cenab Bey. Acaba Tontoş'a vize isterler mi? Tontoş'a mı? Kedinize mi aldı? Evet efendim. Olabilir ama konsolosluğa sormak lazım. Bize bırakın Ayla Hanım. Biz bakarız Tontoş'a. Bırakamam efendim. O bana anneciğimin emaneti. O halde bırakmayın hanımefendi. Hayvan yalnız kalmasın. Yalnız bu mevsimde Almanya soğuk olur. Daha bir sıcak bir yere götürmek lazım. Mesela Karayip'te. Ay çok şakacısınız Cenab Bey. Öldürürsünüz siz insanı. Siz de insanı katil edersiniz efendim. Yeter artık kesin saçmalamayın. İzninizle, izninizle sahibim. İyi geceler.
İyi geceler sana be. İyi geceler efendim. Allah rahatlık versin. İyi geceler Cenab Bey. Buyurun. İçime başlayın. Aman efendim, biz para için mi yapıyoruz bunları? Buyurun, iyi geceler. Almanya'ymış. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri efendim? Rezil ettiniz beni o kıllı yalı kazıklarının önünde. Sizsiniz kıllı yalı kazığı efendim. Hakaret edemezsiniz. Zaten kızgınım size. Sallama hadi, laf mı dinliyorsun orada? Ne lafı efendim, ne dinlemesi? Tövbe. Bıktım vallahi, bıktım. Bir rahat vermiyorlar insana. Kimmiş o münasebetsiz? Aman Cenap Beyler, anahtarlarını unutmuşlar. Onları görünce Sabri domuzu da çıktı. Bir saat çak 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 çak. Ayağını da tutturmuş, Almanya'ya gidecekmiş. Aa daha neler. O kadın da yani annesi öldüğünden beri iyice sapıttı ha Cafer. Sapıttı vallahi gül. Hem de kocasının yanında. Biraz geriye gitti, gel. Kaçma Gül, yaklaşma da yaklaş biraz. Kaçma Gül. Anam. Ne diyor? Ne diyorsun sen, terbiyesiz? Bir şey değil, başkalarının yanında da söyleyecek. Sen de bunu burada niye tutuyorsun Gül? Kaçma Gül, gel bana, yaklaş bana. Kapat çeneni, çarparım ha. Paparazzi mi oldun sen başıma? Hı? Karışma insanların ayrı hayatına. Kapat çeneni, uyu. Babacığım, iyi geceler, iyi geceler. Kolay gelsin Çöpçü, iyi sabahlar. Eyvallah Adem abi, sana da. Ya Çöpçü, sana bir şey soracağım. Ne olacak bu memleketin hali? Dalga mı geçiyorsun sen adamla sabah sabah ya? Ben nereden bileyim? Git onu başımızdakilere sor. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle lan? Sana bir şey sordum. Lan deme lan. Ne olur dersen lan. Yakarım vallahi. Gel, gel, gel yakma. Ya, dur be, dur. Ah, koyun. Yapma şunu be. Ayı, sensin ayı. Deterjanları unutmadınız inşallah İblis. Söylenmesi olmaz. Tamam baba, tamam, merak etme, unutmadık. Akşam defterleri alıp gelin. Kaç gündür hesap vermediniz. Hafta sonunda hesaplaşırız artık baba. Zaten işler kesat. Satışlarımız durgun baba. Verdiğimiz malın parasını alamıyoruz. Alacaksınız iblis. Sen ne biçim esnafsın? Beğenmiyorsan başkasını bul. Sen ne dedin ne? Öyle baba. Sen bizim gibi karın tokluğuna çalışacak enayiyi zor bulursun. Benimle öyle kaşını gözünü oynatarak konuşma iblis. Kırarım boynuzunu. Aman iyi günler babacığım. Ne oldu? Gene kızdırdılar mı seni? Hem işten anlamazlar hem de dilleri pamuç kadar. Cevap vermiyor babanızı aslanım. Ayıp değil mi? Çok üstümüze geliyor ama enişte. Yeter artık ya. Biz de insan evladıyız. Konuşmayın aslanım. Yükleyin malınızı, çekin arabanızı. Hadi. Enişinizi dinleyin. Hadi hayırlı. İşinizi adam gibi yapın. Çalışmayana ekmek yok. Hadi. Hadi çekin arabanızı. Buyur babacığım. Evlat değil, baş belası ikisi de. Ne oldu gene Halil Bey? Boşlamışlar işleri Sultan Hanım. Kovalamıyorlar aldıklarını, verdiklerini. Boşuna nefesini tüketiyorsun Halil Bey. Hep söylüyorum sana. Adam olmaz bunlar. Ben onları adam etmesini bilirim. Böyle gitmez. Getirdikleri para harcadıkları benzine yetmiyor. Yapma babacığım, o kadar da değil artık. Hakikaten Halil Bey. Sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıyor çocuklar. Sana soran oldu mu Bodur? Sen kendi işine bak. İblis, karışma her şeye. Onlar kendilerine çalışıyor Halil Bey, kendilerine. Para getirecekler diye beklersen daha çok beklersin. Kazandıklarını karınlara kızlara yediriyorlar herhalde. Yok canım, daha neler. İnsaf be Sultan Hanım, insaf be. Harcama çocukları bu kadar. Paralarım var ki yedirsinler karınlara. Hay ağzına sağlık Cafer'cim. Hakikaten de insaf yani. Ceplerinde paralarım var. Bu yaşa gelmişler, hala bekar evlerinde sürünüp duruyorlar. Yani sen de şu kapıcı parçasının yardakçılığını yapmasan olmaz sanki. Ne dedin sen ne? Lafının gittiği yere dikkat et Sultan Hanım. Halil Bey de bir zamanlar kapıcıydı Sultan Hanım. Sen o kapıcılara kurban ol be. Yengeç abinle yediniz bitirdiniz adamı. Bir de çocuklara laf etme. Aa üstüme iyilik sağlık. Duydun mu söylediği lafı Halil Bey? Sen ne biçim konuşuyorsun kaynananla iblis? Ne kaynanası babacığım?
Adamın başını derde sokar böyleleri. Boş ver Cafer abi, uzatma. Ya yalan mı söylüyorum Pengo? Her türlü şeytanlık bunlarda. Yok dümenden intihar etmeler, yok bilmem neler. Ne? Üstüme iyilik, sağlık. Öğüt, sen benim karımla böyle konuşamazsın İblis. Konuşuyorsak senin iyiliğin için konuşuyoruz babacığım. Almış senin avucunun içerisine oynatıp duruyor. Beni kimse avucunun içine alıp oynatamaz. Hep abisi akıl veriyor Halil Bey, abisi. Hay abim kadar başına taş düşsün inşallah, budur. Sen karışma bir kere aile meselelerine İblis. Kırdırtma boynuzunu mübarek günde. He, sen de karışıyorsun bizim aile meselelerimize. Biz babacığımla konuşuyoruz şurada. Baba yapma böyle şeyleri. Yine aklımız sende kalacak ya. Korkma evladım, bir şey olmaz. Bu sefer hazırlıklıyım. Bak Aysel'in düdüğünü de aldım. Sence o düdük sahiden işe yarayacak mı baba? Yarar kızım tabii ya. Beni soyan o serserileri görünce hemen böyle öttüreceğim düdüğü. Hemen yakalattıracağım üçünü de kıskı bırak. Sen hayal görüyorsun baba. Kimse gelmez yardımına. Hakikaten baba. Herkes kendi gölgesinden korkar oldu. Ne oluyor hoca? Nereden geldi düdük sesi? Ben öttürdüm Cemil Bey, kusura bakma. Sen de hava ucu mu alarmı mı veriyorsun Sabri Bey gibi? Yok, hava ucu mu değil Cemil Bey, babamınki hırsız alarmı. Hırsız alarmı mı? Gidip bankanın önünde nöbet tutacağım Cemil Bey. Beni soyan kapkaççıları görünce diye yakalattıracağım. Helal olsun, ben de gideyim seninle. Buyur bakalım baba, başına iş açtın. Sağ ol Cemil Bey, ben yalnız gideyim daha iyi. Siz de gelirseniz kapkaççılar şüphelenip kaçabilirler Cemil Bey. Ben gidip bugün zanlıları teşhis edeyim, sonra yakalatmak için birlikte gideriz, olmaz mı? Olmaz olmaz. Bekle orada, geliyorum. Evladım yürü, bu adamın niyeti ciddi, başıma fena saracak, biz gidelim. Haklısın babacığım, hadi gidelim, hadi. Ne oluyor Cemil? Nereye gidiyorsun böyle? Yok bir şey Sevim. Muvaffak Hoca çağırdı. Muvaffak Hoca mı çağırdı? Niye? Kapkaççıları yakalayacağız Sevim. Delirdin mi Cemil sen? Şimdi de polis afiyesi mi kesildin başıma? Sen ne yapabilirsin ki? İki karate darbesiyle hepsini yerle bir ederim Sevim. Benim adım Cemil. Benim adım da Sevim. Otur oturduğun yerde, şimdi ben seni sereceğim yere. Olur mu Sevim? Adam bekliyor. Kendisi söyledi. Ha, ben de inandım. Muvaffak Bey öyle şey söylemez. Tamam. Ben gönüllü oldum. Bırak gideyim. Yardımlaşmak insanlık görevidir. İyi ya. Gel otur şöyle de bana yardım et. Şu teğelleri bitirelim. Of Sevim. İnsana nefes aldırmıyorsun. Günaydın Halis. Günaydın. Gene köpeği gezdiriyorsun ha Halis. Gezdiriyorum da Zifer Öğretmenim, yumuşak yumuşak. Sonra da kakasını topluyorum hemen bunlarla. Aferin sana Halis. Bugün kız voleybol takımının çalışması var mı Aysel Öğretmenim? Yok Halis'ciğim. Bugün 4 saat arka arkaya beden eğitimi dersim var. Ben de başka gün gelirim seyretmeye. Sıp sıp ne tatlı. Hadi evladım kaçırmayın otobüsünüzü. Tamam babacığım. Çok dikkatli ol. Tehlikelidir o adamlar. Tamam evladım, bırak gevezeliği de yürü. Geç kalacaksınız dersinize. Hoşçakal Halis. Güle güle. İyi günler Halis. İyi günler. Kim bu adamlar Mahmut amca? Hangi adamlar? Nazife öğretmenimin söylediği tehlikeli adamlar. Yoksa paranı çalan o kapkaççıları yakalamaya mı gidiyorsun? Ne adamı ne yakalaması evladım, ben polis miyim? Ben de geliyorum seninle. Evladım sen gezdir köpeğini. Hadi eyvallah. Geliyorum, bana ne? O kapkaççılara karşı yalnız bırakmam seni mühkime. Allah Allah. Eyvah. Eyvah başıma gelenlere bak ya. Ama de var, bir ısırır onları, gösterir günlerini. Alın kızım şu şemsiyeyi. Sakın unutmayın ha bir yerde. Unutmayız annem. Büyüdük artık. Verme o şemsiyeyi, verme boşuna. Niye vermeyecekmişim? Aa bunu da karıştı. Yağmur yağmaz bugün. Yağmaz mı? Yağmaz yağmaz. Siz havanın kapalı olduğuna bakmayın. Meteorolojiden daha mı iyi biliyorsun Cemil amca? Ben bilirim. Yağmur olsa her tarafıma ağrı girer. Benim adım Cemil. Aman kızım bırakın şu adama laf yetiştirmeyi. Hah bak babanız da geliyor işte. Neredesin Cafer? Ağaç olduk burada. Hakikaten Cafer, yani nerede kaldın? Çocuklar okula geç kalacak. Baba sorma. Sultan Hanım başıma bela aldı, sonra anlattı. Alın kızı beslenmelerinizi. İstemiyoruz onları baba. Bize para ver, hamburger alacağız. Anam hamburger mi? Bıktık artık baba, her gün aynı şey. Ben de hamburger istiyorum. Ama onlar zararlı şeyler yavrum. Yani dünyanın da parası. Biraz tutumlu olmaya bakın bu kriz zamanında. Tamam tamam Cafer, birkaç kuruş ver çocuklara, özelmişler. Bugünlük böyle olsun canım.
Düşünmeyin ha. Düşünmeyiz baba. Hoşça kalın. Hadi güle güle kızım. Kaldırımdan ay dikkatli. Güle güle. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Sallanma sallanma. İki saat senin keyfini mi bekleyeceğiz burada? Bekleyeceğiz. Baykuş. Konuşma fazla. Koy çabuk bizim beslenmelerini sepete. Buyur Cemil abi. Geliyor beslenmeler. Çek. Ne yaptı yine o yılan karı Cafer? Ya sorma Gül. Abuk subuk konuşuyor. Herkese hakaret. Hay bugün gırtlağını sıkıvereceğim, elimde kalacak. Niye giyinmiyorsun Sedat? Yoksa bugün de mi gitmeyeceksin işe? Gitmeyeceğim Serpil. Bak şu gözümün haline. Yumruk yediğim yerde ne işim var benim? Artık oradaki hamallara bile sözüm geçmez benim. Bak kızdıracaksın adamı, benden söylemesin. Kızarsa kızsın ne yapayım? Bizim de bir şerefimiz var ya. Cız internetten arada sırada götürüyorsak ne yapalım yani? Deli olma Sedat. Şeref meref karın doyurmaya git işinin başına. Adam ne diyorsa onu yap. Yapmam kardeşim yapmam. Bitti artık o işler. Finita. Anne nasıl olmuş yeni çizmeli? Çok güzel olmuş kızım. Güle güle giy. Baba sen de beğendin mi? Gösterme kızım istemez. Başıma geldiyse o çizmeler yüzünden geldi zaten. Hadi çekil gözüm görmesin. Azarlama kızı Sedat. Ne yaptı o sana? Ne yaptısı var mı Serpil? Ben orada güzel güzel katili kafaya almaya çalışıyorum. Canım abicim artık dürüst çalışıyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Allah seni inandırsın ay başlarında aidat parasını bile ödeyemiyorum diyorum. Adımı vicdanla sesleniyorum. Kızınız tak orada bitiverdi hemen. Babacım para çizme alacağım. Ben de boş bulunup bütün parayı çıkarıverdim tabii. Özür dilerim baba, nereden bilebilirdin? Bileceksin kızım bileceksin. Çekeceksin beni kenara, öyle anlatacaksın derdini. Sen gittikten sonra yapıştı yakama. Kendi kızımızın kurbanı olduk. Olan oldu Sedat, unut artık. Bir yumrukla kurtulduğuna şükret. Yavuz amcanın durumu senden daha kötüymüş. Baba sinirden az kalsın küt diye gidiyormuş. Ya morarmış adamcağız. O günden beri yorgan döşek yatıyor. İsterse gebersin Serpil, ne yapalım? Tohumuna paramı verdik. Yapma Sedat. Öbür gözünün de morarmasını istemiyorsan git işinin başına. Gitmem Serpil gitmem. Bir değil 10 katil bir olsa kimse götüremez beni oraya. Aman kızım aman dikkat et. Yavuz amcası haber ver, saklanalım bir yere. Korkma baba, Cafer amca. Kim korkuyor kızım? Ne korkusu? Sen ne biçim konuşuyorsun babanla öyle? Aa, korkmaz kızım. Baban hiçbir şeyden korkmaz. Buyurun, iyi günler. Girme şu çamurlu ayaklarınla be. Verdin ekmeği, gazeteyi çek git. Şey efendim, size şey vardı. Efendim Yavuz Bey haber gönderdi. Sedat Bey hemen gelsin diyor. Hemen mi gelsin diyor? Hemen efendim, hemen. 100'e kadar sayıyorum dedi. Duydun mu Sedat? 100'e kadar mı? Eyvah, cız. Ay, gözüm ne kadar fena olmuş Sedat Bey. O akşam fark edemedim. İçim bir tuhaf oldu. Ben bakamam. Çek git be adam. Bir de seninle mi uğraşacağız? Hadi. Dışarı kardeşim dışarı. Bozma insanın moralini sabah sabah ya. Tamam be, iyi günler. 100'e kadar sayıyormuş Serpil. Bittim ben. Çabuk pantolonu. Dur getireyim. Al. Aa Yavuz amca arıyor baba. Yavuz amca mı? Alo, emret canım abiciğim. Geliyorum de, geliyorum de. Geliyorum canım abiciğim. 2 saniye kadar ışınlıyorum kendimi oraya. Tek, kes tıraşı birader. Takla tukla, hastayım da vatandaşı cız. Bak, saymaya devam ediyorum. 69, cız, 70, 71, 72, 73. Kalkma kız kalkma, getirdim kahvaltını. Sağ ol ablacığım, tak, kalkmıyorum cız. Hayırdır inşallah ama sana bir şeyler oldu ha. Ne gibi ablacığım cız? Kız konuşman değişti kız. Kafayı sıyırdın sen bu taktakla. Eskiden adam gibi laflar ederdin. Şimdi ızgaradaki köfte gibi cız buz gidiyorsun. Yo ablacığım. Izgaradaki köfte cız değil. Coz. Ama birader olan işe gelince o internetten cız. Ah. Ah. Kapı çalındı. Galiba birader geldi. Tak. Ay yeter kız, içime fenalık geldi. Sustu sen de kot kot kot. Aa, ay. Bak ablacığım, o bir defa kız değil. Sapına kadar erkek horoz o. Cız. Günaydın Şengül Hanım. Tak. Canım abim nerede cız? Kız başlayacağım şimdi senin takına da cızına da. Kadir senin yüzünden kafayı yedi zaten. Yapmayın böyle Şengül Hanım. Zaten kader vurmuş, bir de siz vurmayın Allah aşkına. Cız. Kız öldürecek misin sen bu adamı kız? Daha nikah bile kırmadık. Hadi nikahtan geçti, daha bir klip bile çekemedik. Hayır bana yazık değil mi? Yapmayın böyle Şengül Hanım. Bana da yazık. Cız. Yürü kız yürü. Gevezeliği bırak.
saati seni bekliyor içeride. Yürü. Geçmiş olsun canım abicim. Ne o birader? Kara gözlükler takmışsın. Gözünün morartısını örtmek için mi? Cızzz. Estağfurullah canım abicim, ne utanması. Şereftir benim için. Seni vurduğun yerde gül biter. Yalnız o yumruktan sonra bu gözüm ışığa karşı biraz hassaslaştı da. Cızzz. Yeter cız. Aman kız. Ay Allah, kötülüğünü kaçıracağım ha. Ay. Müsaade edin siz. Ben yedireyim Şengül Hanım. Müsaade edin şöyle. Canım abim. Bana bak. Bundan sonra akıllı ol. Bir gün elimde kalıvereceksin. Tak. Gireceğim sana internetten. Cız. Cız yok canım abicim. Cız. İşte benim birader. Cız. Ya canım abicim ya, afiyet olsun bak. Yapma birader. Yeter kız, Allah canını almasın. Şimdi boğacaksın adamı ha. Cız. Acelen de be oğlum. Yavaş ya şunu biraz. Boğulacaksın. Cem abi bekliyorum baba. Daha yolumuz uzun. Hem Zeynep'i de işe bırakacağız. Hadi bitirin şu işi, göreyim sizi. Bir de biz gitmeyelim daha Edirne'lere kadar. Oo, sen o işi oldu say babacığım. Ya bize de güvenin artık biraz. Güveniyoruz oğlum, bir şey demedik. Ha bana bak, dikkatli git yollarda, hız falan yapmaya kalkma. Tamam babacığım, merak etme. Dedi mi daha kahvaltınız? Bitiyor Nazan, bitiyor. Sen nereye anne? Ben de geliyorum sizinle, babanla çarşıya çıkacağız. Bir şey alacağız, kendimizi alamaz mıyız yani? Oğlum babacığım, bir şey demedik. Yalnız bana da bir şey alın. Ne alalım mesela? Bilmem, siz karar verin. Neyin eksik oğlum? Durmadan bir şeyler istiyorsun. Ya ne bileyim, tıraş losyonu aldım mesela. Doğum günümüz geldi geçti, bir şey görmedik. Senin de gelmen şart mı Nazım? Şart şükür. Artık benden bir şey gizlemeni istemiyorum. Ben de göreceğim o tarih sonuçlarını. Bakın kim geldi. Ver bakayım onu bana. Yanaklarını ısırayım biraz. Ver, ver. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim. Otur kızım, sen de bir çay iç. Hiç vaktim yok baba. Aslında ben Barış'ı size bırakmaya geldim ama galiba ikiniz de bir yere gidiyorsunuz. Evet, çıkıyoruz birazdan. Bana hiç bakma abla. Ben Edirne yolcusuyum. Cem abiyle Ayçiçek yağı işine bağlamaya gidiyoruz. Yandık. Aydın'ın da bugün radyoda işi var. Ne yapacağım ben seninle Barış? Nerede kaldı bu çocuk Hürriye? Gelsin patlatacağım ensesini. Tek bildiğin şey ense patlatmak Davut. Ben burada meraktan ölüyorum. Ya çocuğun başına bir şey geldiyse? Ne gelecek Hürriye? Kazık kadar herif. Ha, geldi galiba. Ne oldu Ayşeciğim? Bulamadın mı kızım? Bulamadım enişte. Her yere baktım. Parka, çarşıya, arka sokağa. Halisini gören olmamış. Abadi'de. Sanki yer yarıldı. İçine girdi ikisi de. Tövbe. Nereye gitti bu çocuk Hürriye? Hiçbir şey düşünemiyorum Davut. Karakola haber versek mi acaba? Sen de bak Abadi. Şüpheli birini görürsen Allah. Dur evladım, Halis, oyun oynamıyoruz burada. Oyun değil Mahfak amca, sana yardıma geldik. Tut dediğimi tutacaksın abici, tamam mı? Halis evladım, en iyisi sen evine git. Annem babam merak edecek. Etmezler Mahfak amca. Kazık kadar adam oldum diyor babam. Abadi de yanımda. Mahfak amca düdük çalar çalmaz fırlayacaksın abici, tamam mı? Çaktırmadan şu gelen adama bak Mahfak amca. Tıpkı kapkaççı tipi var. Seni soranlardan biri olmasın? Hayır evladım, nereden çıkartıyorsun? Boşuna günahını alma insanları. Bir şey değil, başımı derde sokacaksın. Eskiler ağlarım eskici. Oo! Hayırlı günler hocam. Sana da hayırlı işler Hüseyin Efendi. Ne o tertibim? Ne bu pozlar böyle anlayalım? Ne bu havalar koruma memuru gibi? Söylemem Hüseyin amca, gizli görevdeyim. Aşk olsun tertibim, biz yabancı mıyız? Hani biz seninle sırdaştık eskiden? Konuşma benimle Hüseyin amca, tanıyacaklar. Hüseyin efendi bakma sen ona. Merak edilecek bir şey yok. Ben beni soyan kapkaççıları belki tanırım diye buraya geldim. Halis de bana yardımcı olmaya çalışıyor. Aman ha hocam, dikkat et, bir daha çarptırma cüzdanını. Memleket hırsız uğursuz doldu. İstersen ben de biraz takılayım buralarda. Delikanlı yine sana kaldı galiba ha? Mecburen Cafer. Bilge'nin işi var.
Bugün de oğlumla birlikte yapacağız programı. Cenap Bey biliyor mu burada beklediğinizi? Biliyor biliyor, şimdi iner. İyi günler Aydın Bey. İyi günler. Cenap Bey'i bekliyorsunuz değil mi efendim? Ne tatlı yanakların var senin öyle tombul tombul. Son programı bugün yanılmıyorsam. Maalesef, özleyeceğiz Cenap abiyi. İnsan adam özlenmez mi hiç? Ben de Almanya'ya gidiyorum yakında. Orada da görüşeceğiz Cenap Bey'le. Öyle mi? Hah, burada mısınız? Ne yapıyorsunuz efendim? Cenap Bey'i bekliyoruz efendim. Buyurun. Ah, insan laf üstüne gelirmiş. İyi günler Cenap Bey. İyi günler Ahmet'e. Sabcım nasılsın? Sağ olun efendim. Siz de iyisiniz inşallah. Ayla Hanım lütfen evinize girin. Karışmayın efendim. Cenap Bey'le konuşuyoruz görüyorsunuz. Biz gidelim Cenap abi. Geliyorum canım. Veda programınızı dört gözle bekliyoruz Cenap Bey. Dinleyin abi. Tavsiye ederim. Kaçırmayacağız efendim. Başarılar dilerim. Girin içeri. Babacığım gel bana sokul bana nazlanma gül sokul bana sokul. Anam. Ne diyor bu? Ne diyor Cafer Bey? Ben de merak ettim. Sübhanallah. Size ne efendim? Hiç efendim hiç. Konuşuyor saçma sapan. Haklısın Cafer'ciğim. Ama biraz fazla konuşuyor. Hadi Cenab abi geç kalıyoruz. Çok nazlandın gül. Kaçma gül. Sokul bana oh, sokul. Bana bak kapat çeneni. Kırım. Ağzını burnunu sev. Al şunu götür aşağıya gül. Gözüm görmesin. Kaçma gül, sokul bana şimdi. Nazlanma gül. Hadi gel gül, sokul hadi bana. Hadi ama Cenab abi. Geliyorum. Gül, kaçma babacığım. Program hazır mısın delikanlı? Hı? Heyecanlı mısın? Ah, hepimiz çok heyecanlıyız Cenab Bey. Sizinle gurur duyuyoruz. Çok incesiniz zaten. İnşallah Almanya'yı da fethedeceksiniz Cenab Bey. Mutlaka. İnşallah. Tartışmasız. İçeri vallahi şimdi kapıcının yanında. Çekmeyin öyle efendim. Güle güle Cenap Bey. Hoşça kal. Sefa ile efendim, sefa ile. Hadi eyvallah Cafer. Buyurun. Buyurun. O karşılaştığımız gün tahliller için mi gelmiştiniz hastaneye? He, kan verdim. Niye bir şey söylemediniz peki? Bize de bir şey söylemedi kızım. Sırt küpüdür sağ olsun. Annem onun için babamla gidiyor zaten Zeynep. Tahliye sonuçlarını da gizlemesin diye. Sen önüne bak oğlum. Zaten hava yağışlı. Ha, tem yolunda öyle sürat yapacağım diye zırt içeri değiştirmeye kalkma. Merak etme babacığım. İki saatte oradayız. Ha anne, sonuçları alınca biz de arayın tamam mı? Tamam oğlum ararız. Sen önüne bak. Evet Ali, iki saatte gideceğim diye gaza yüklenme öyle. Zaten bir tanecik nişanlımız var şu dünyada. Duydun mu Sıba? Sağ ol baba. Nerede buluşacaksınız annenle Özge? Noterde mi? Daha kararlaştırmadık Cem. Telefon edecek. Yo buraya gelecek ya ben gidip alacağım. Aman Özge anneni iyi tanırsın. Dikkat et damarına basma. Sonra bir terslik olmasın. Elimden geleni yaparım. Zaten birkaç imza atacağız o kadar. Aman kızım aman benim içim de pırpır ediyor. Mal mülk derken yine girmeyin birbirinize. Ha Raşit Bey sizle gelmeyecek değil mi? Gelmeyecek. Aman iyi. Yoksa yine ortalık karışır. Sadece bu mu Cem Bey? Sadece o Hacer'im. Zaten akşamüstü döneceğiz. Hani işler uzar da bir akşam kalmamız gerekirse diye pijama falan aldım. Hadi geldi şuraya. Ali geldi. Bu kız da hoş deli divane Ali'ye. Hoş bulduk. Öpmez miyim hiç seni? Bir de öbür yanaktan. Nasılmış benim en sevdiğim yeğenim? Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali'cim. Bir çay içer misin? Sağ ol yenge içmeyeyim. Evde içtim. Hazır mısın ortak? Hazırım ortak. Babamı da şirkete bırakacağız. Dediklerimi iyi düşünce. Fiyatı, teslimatı iyi görüş. Bu ayçiçek yağı işi devam edeceğe benzer. Biliyorum baba, merak etme. Bizde de durumlar aynı ortak. Dünden beri evde nasihat üstüne nasihat dinliyorum. Dinleyeceksiniz tabii. Size güvenmediğimizden değil. Ama burada tecrübe konuş. Canım, maşallah. Ben bunun şu kadarcık halini bilirim. Şimdi büyümüş de iş adamı olmuş. Yapma, senin çocuğun değil. Ne oluyorsun? Kıskandın galiba. Hadi Şevket, hadi çocukların yolu uzun. Hadi Leyla çıkalım. Çantanı aldın mı? Aldım baba, aldım. Akşam kalmanız gerekirse telefon edince. Ederiz Özgeciğim. Sana da noterde iyi şanslar. Hadi çocuklar, hayırlı yolculuklar. Sağ ol anne. Ne yapıyorsun Nimet? Makyaj yapıyorum Raşit, görmüyor musun? Onu sormuyorum Nimet. Sahiden gidecek misin notere? Sahiden gideceğim. İşte sana yeminle. Vallahi de billahi de gideceğim. E vallahi de billahi de gidemezsin. O mallarda benim de hakkım var. Devredemezsin kızına.
Sana mı soracağım tahta kafa? İstediğimi yaparım. Soracaksın Nimet. Ben senin kocanım. Bana bak, bana öyle bakma. Hiçbir şeye karışmaya da hakkın yok senin. Çekil. Kızıl telefon bekliyor benden. Gidemezsin Nimet. İzin vermiyor. Ha öyle mi? Ne yaparsın? Bağlar mısın yoksa? Bağlı gerekirse onu da yaparım. Hadi bağla da görelim. Hadi. Allah Allah. Niye aramadı acaba hala Nimet Hanım? Anlayamadım vallahi. Ben de merak etmeye başladım. İstersen sen ara Özge. Belki de son anda fikrini değiştirmiştir. Ay evet, arasam iyi olacak. O kadının sağa solu belli olmaz abla. Şşş, sus sen de şimdi Hacer. Raşit Bey, ben Özge. Annemle konuşabilir miyim? Anlamadım, niye konuşamayacağım? Konuşamazsın kızım. Çünkü ben izin vermiyorum. Zaten şimdi telefona gelecek durumda değil. He? Evet evet, notere de gelmeyecek. Gelmeyecek dedim kızım, aa Allah Allah. Ne? Bak. Bir tek evrak imzalasın, vallahi bütün parmaklarını teker teker kırarım. Evet, bundan sonra böyle. Çünkü laftan anlamıyor. Anlamıyor. He? Raşit! Raşit! Eyvah! Vaziyet kötü galiba abla. Ne oldu? Aman ne olacak, korktuğum başıma geldi. Yine yiyorlar birbirlerini. Aa! Sen otur hadi. Rahatına bak. Çok yoruldu bugün. Otursun tertibim. Dinlensin garip. Keşke Muvaffak amcayı bırakmasaydık orada. Tek başına başa çıkamaz hırsızlarla. Sen şimdi bırak Muvaffak amcanı da senin tertibin ne haltlar karıştırıyormuş öyle. Ne haltlar karıştırıyormuş? Geceleri rahat durmuyormuş. Kadınlara falan gidiyormuş. Hı. Kendisi mi söyledi? Söyledi ya. Hem de böbürlene böbürlene. Görür günlü hadi. Boğma söylemezsin. Hı. Hı. Teşekkür ederim. Apartmana da dönmemiş daha. Eyvahlar olsun abla, aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ah, dur Ayşe'cim, zaten ne yapacağımı şaşırdım. Daha fazla moralimi bozma benim. Bulamadınız mı Davut Usta? Bulamadık direkt, her tarafa baktık amcamla. Allah Allah, nereye gitti bu çocuk? Hastaneye gitmemiş. Liseye baktık, voleybolcu kızlara da gitmemiş. Vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Tövbe yarabbi. Böyle şeyler söyleme Davut. Fengot, nerede bu çocuk? Bir daha bu kafasız yalnız başına hiçbir yere bırakmayacaksın Ruhiye, tamam mı? Gelsin, bu sefer sahiden patlatacağım ensesini. Ne demek ense patlatmak Davut? Böyle bir durumda onu mu düşünüyorsun? Benim korkudan kalbim duracak. Deli ediyor beni Ruhiye. Ben de kızdım amca. Salaklık bu tertibimi yaptı. Sen karışma tertip. Zaten sinirler gergin. Davut, daha fazla bekleyemeyiz. Hemen polise haber vermeliyiz. Ah, geliyorlar. Ay God, çok şükür. Neredesin sen? Dumkov. Dumkov yok Davut. Dur, önce ne olduğunu anlayalım. Halis nerelerdeydin yavrum? Meraktan öldürdün bizi. Ne bakıyorsun öyle yüzümüze? Anlatsana. Muvaffak amcanın yanındaydım. Ne var? Ne işin varmış senin Muvaffak amcanın yanında? Kızma ustam, kızma. Çocuk kahraman kahraman. Parası çalınmasın diye ihtiyar adamın yanında durmuş. Ah Halis, neden haber vermiyorsun bize yavrum? Bak, elim ayağım titriyor korkudan. Özür dilerim anne. Niye haber vermeden gidiyorsun hadi? Sen karışma hadi. Yolda gördüm Muvaffak amcayı. Nasıl haber vereyim? Telefon etsedin hadi. Ay bırak şimdi bunları tertip, sırası mı? Bir daha sakın bizi merakta bırakma tertip. Sana bir şey olursa çok üzülürüm vallahi. Olmaz bir şey Dilek. Ben güçlüyüm. Seni korurum Metan. Korur bacım. Kahraman çocuk, kahraman. Aslan gibi maşallah. Buyurun Şükrü Bey, tabii. Yok Fenerli, bu sefer sahiden vereceğim istifamı. Ne diyorsunuz Ergun Bey? Bu işin sizinle ne ilgisi var? Konuşuyor babam işte, cıvık cıvık affedersin. Ben varken niye gönderiyor onları Edirne'ye? Tecrübesi tecrübe. İşte sen, bacak kadar uçuk benden daha iyi bilecek değil mi işi? Söylerim Şükrü Bey, tamam. Hoşça kalın. Ne diyorsunuz Şükrü Bey? Bugün işe gelmeyecekmiş, Nazan Hanım'la doktora gidiyormuş. Gördünüz mü? Hastaların da inanmadınız bana. Adam sağlıklı karar veremiyor ki. Şevket Bey de siz zaten yarı emekli. İşler çoluk çocuğu eline kaldı. Bize güvenemiyorlar herhalde. Güvenmez güvenmez müdürüm, affedersin. Adamın kendi oğlu dururken. Dur sen de şimdi Abbas. Zaten benim derdim bana yetiyor. Darılmayın ama bazen çok tuhaf konuşuyorsunuz Ergun Bey. Evet Ergun Bey. Ne var bunda bu kadar anlayacak? Daha ne olsun kadar ya. Bunca yıl çalış çabala adamların gözüne çöp kadar diyemeyiz yok. Bas kızım otomatiğe. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ya
Yine ne oluyor Ergun? Tamam, merdivenlerden duyuluyor ses. Yok bir şey efendim, konuşuyorduk. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine kimden bahsediyorsun? Özür dilerim ama sizsiniz efendim. Limon gibi sıkıp attınız bir kenara bizi. Eskidik efendim. Eskiden ayçiçek yağı gibi çıkarışları bana verdiniz. Haklısın Ergun, eskidik. Evet, hepimiz eskidik. Ama ağrıma gidiyor efendim. İçime sindiremiyorum. Saçmalama Ergun. Ne tuhaf adamsın sen ya. Bırak çocuklar da öğrensin de. Yarın öbür gün bu şirketi onlar yönetecek. Tabii, tabii yönetecekler efendim. Yönetecekler tabii. Eskidik. Eskidik biz. İyi değiştirdin Nurtak. Ne güzel dinliyorduk. Gene dinleriz. Aydın abinin programı başlayacak şimdi. Ha bak başladı. Tam zamanında çevirmişiz. İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'u dinliyorum programına hoş geldiniz. Sözü fazla uzatmadan mikrofonu değerli şairimize bırakıyorum. Merhaba İstanbul. Beni dinliyor musun? Ben seni can kulağıyla dinliyorum. Uzun bir süre uzaklara gidiyorum İstanbul. Yeni heyecanlar peşinde ve bu son programımda yerimi genç bir adama bırakıyorum. Kendisi 1,5 yaşında ve hayat mücadelesi veriyor. Ne yapıyorsun abi? Bize neler söylemek istersin delikanlı? Barış bugün pek konuşkan değil. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir. Çünkü annesi işi yüzünden onu bize bıraktı. Anneannesi de dedesiyle gidince Barış ortada kaldı. Ama onu böyle yalnız bırakamazdı tabii. Söyleşimize... Tabii, evet, tabii olabilir. Kısa bir müzik arasından sonra devam ediyoruz. Biz de ortada kaldık Cenap Bey, haberin yok. Annem bizimle de ilgilenmiyor artık. Varsa yoksa kocası. Ne oluyor oğlum? Ayrıla. Ya babam son zamanlarda iyi hissetmiyor kendini. Bir sürü tahliller yapıldı. Bugün alacaklar sonuçları. Hadi ya. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Benim de aklım babamda kaldı. Evet. Her şey az çok tahmin ettiğim gibi. Ne oluyor? Kötü bir şey mi var? Yok hayır, sakın moralinizi bozmayın. Türkan Hanım bizimle açık konuşun. Ne olur, ne var, ne görüyorsunuz? Ya çabuk söyleyin Türkan Hanım, yoksa ölecek miyim? Şükrücüğüm zaten sinirlerim çok gergin. Lütfen böyle tuhaf şakalar yapma. Şansımız varmış Şükrü Bey, tahlilleri zamanında yaptırmışız. Ben de üstlenebilirdim ama yeterli olmaz. Sizi bu konuların uzmanı bir arkadaşıma yollayacağım. Doktorlar moralinizi bozmayın dedikleri zaman moral bozmak için her türlü neden vardır. Babamın o kısacık sürede neler yaşadığını kimse bilemez. Sağlıklı günler dileğiyle.